kazanırını kaybederini yine Cumhuriyet Halk Partisi. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacağına inanıyorum. Şimdi gençlerin işte neden üye yapmadınız, neden şöyle yapmadınız gibi kelimeleri duyunca biraz üzüldüm açıkçası. Hangi seçimlerde? Ben yaklaşık 10 yıldır burada ilçe başkanlığı 5 yıldır, yaklaşık 10 yıldır da örgütten sorumlu başkan yardımcılığı görevim vardı. Yani gençlik kollarında. Sadece bir sene veya bir buçuk sene bir boşluğumuz var. Bu boşlukları da vermemizdeki sebep kesinlikle bir ticari, işte hayat kaydelerimizle alakalıdır. Sonuç itibariyle işte bir sayılardan bahsediliyor. İşte 400 küsürlerdeydi de neden buralara indi? Yani gençlik kotası denilen olay yaş 30'dur. 30'dan sonrası gençlikten çıkar, normal parti üyeliğine gelir. 31'den gün alan. Evet, yani. Normal şartlarda bu her yıl yenilenir yani. Atıyorum mesela bundan geçen sene yaptığımız üyelerin yaş hattı dolduğundan dolayı yine çıkıyor. Ya sorun da bu değil zaten. Ben sormak istiyorum. Arkadaş, biz burada 10 yıldır girmediğimiz seçim kalmadı. Yerel seçimler, genel seçimler, parti seçimleri. Yani inanın, verdiğimiz yaşlı kongreler, her türlü mücadeleyi görüp bunları söylemesine üzülüyorum. Daha yeni genel seçim geçirdik. Ya arkadaş, sabah 10'da geliyoruz. Gece saat 3'lere 4'lere kadar orada arkadaş gruplarımızla çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Ya hangi meclisi aradı da geç kardeşlerimiz, bir isteğiniz var mı? Yani gece saatlere kadar kalıyorsunuz. Aç mısınız? Susuz musunuz? Buradan belediye başkanına da sesleniyorum, ilçe başkanına da sesleniyorum o dönemi. Yani hangi biri aradı da sizin bir ihtiyacınız var mı hemşerim veya kardeşim veya başkanım veya emekçim dedi mi? Yani gelip bir tane gencin elinden tutup yani sen de şurada şunu şunu yap, bir sürü emek verenleriniz var dediniz mi? Hangi meclisiniz dedi? Hiçbirisi demedi. Şimdi bugün gelmişler. Yani komik açıklamalar, medyayı yalan yanlış şeylerle söylemleri, partilerimizi bir takım işte kendi çarklarından çeviren bir düzende konuşmalar. Yani hoş değil böyle şeyler. Yani kendileri bilirler zaten. Önceki dönemlerde de görev yapan arkadaşlarımız, abilerimiz yanlarında, onlar da bilir. Onlar o zamanın şartlarında da bunlar böyleydi. Ama nitekim de biz orada yine ben örgütten sorumlu Yeşil Kollara Başkan Yardımcısı olarak yine orada da görev yaptım. Sorun değil. Yine bir yanlış bir olaydı. Yine o yanlışın karşısında durdum. Bugün de bir yanlış var ve ben o yanlışı Yeşil Kolları olarak, Yeşil Kotası olarak sizlerle beraber duygularımı paylaştım. Bu duygulara ben isterdim ki arkadaş kusura bakma. Yani biz bunu es geçtik. Es geçmemizdeki sebep de biz partide uzun zamandır gelip gitmiyorduk. O yüzden de mevcut yeni gençleri tanımadık veya tanımıyorduk. O yüzden de yazma gerekçesini duymadık. Bunu desin. Yani Altınkum'daki delege sayısına bakıyor 12 tane ama Altınkum'da gençlik kotasına uyulduğu zaman 5 kişi yazman gerekiyor. 5 kişi. 12 tane üyem var madem Altınkum'da gençlik olarak. Niye 5'ini yazmadın hepşerim? Niye sayılara takılıyorsun? Yani yoktu da sen mi yazdın? Yok vardı. 12 tane. Onlar buna örnek verdiği için ben de bunu söylüyorum. 12 tane üyeden 5 tanesini yazabilirdin. Ya 5 tanesini de bırak. 3 tanesini yazardın ya. Yeni mahallede bir tane. Efeler'de 2-3 tane. Yani bu kadar ucuz değil bu parti işleri. Bu kadar el ayaktan düşmüş değildir. Kesinlikle arkadaşlarım, abilerimle bu konuda da gençlik ve kadın cinsiyet kotasını takip edip bizim haklarımızla alakalı da savunup Ankara'lara kadar gitmelerindeki tek sebep bir sonraki seçimlerde de böyle ayak oyunlarının oylanmamasıdır. Bu parti sahipsiz değildir. Kesinlikle ve kesinlikle de hak, hukuk, adalet ve demokrasi şeklinde yönetilmektedir. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan da cevap vermiş olayım. Bizim gençlik olarak belli tarihlerden öncesi şu anda listelerde olduğu için sayımız biraz az gözüküyor. Çünkü bu her yıl yenileniyor. Yani her yılın belli tarihlerinde düşer, belli tarihlerinde çıkar. Çünkü bu sürekli değişen bir yapıdır. Yani gençlik örgütü ve gençlik kotaları değişen bir yapıdır. Her sene değişir. Yani yarın 100'e düşebilir ama bir hafta sonra 500'e de çıkabilir. Çünkü bunu biz yaşıyoruz. 10 yıldır da bu partinin emektarcısı ve
belli kademelerinde görev yaptığım için bunun takibindeyiz. Her zaman da bu böyle olmuştur. Biliyorsunuz ki seçim kongreleri, yani seçimler bizim kongre tarihlerimizde pandemiden dolayı ertelenince bu sayılar tabii ki de otomatik olarak düşüyor. Ve bir sonraki kongrelerde de çıkacağına ben inanıyorum ki bununla alakalı da zaten hazırlığımız var. Oralardan gidip ucuz laflar söylemek de olmaz. Gelsinler 10 yıldır madem burada meclis üyeliği yapmıştır, başkan yardımcılığı yapmıştır, gençlerin de hakkının yendiğini oralarda ben şahit olmuşumdur. Bu haklarının düzelmesiyle alakalı da belediye başkanının yanına çıkıp bunları düzelttiğimde çok olmuştur. Kendileri öyle medyayı kandırarak veya delegelerimizi kandırarak yol yürümeye çalışmaktalardır. Bunlara da düşmeyiz, gelmeyiz de. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Başkanıma da başarılar diliyorum. Yapmış olduğumuz mücadeleyi kendisini ve ekip olarak kutluyorum. Burada teknik olarak da dünkü basın açıklamasıyla yanlış bilgilendiren iki tane şeyi düzeltmek istiyorum. Sarı liste kodlara onlar da uymadı gibi bir iddia var. Biz 9 tane mahallede seçimlere girdik. Aslında Akköy'de girmeyecektik ama oradaki bir takım üyelerimizin kırmamak adına öyle formaliteler orada liste koyduk. Çünkü hiçbir çalışma yapmamıştık orada. Biz Çamlık Mahallesi'nde bir tane delege haricinde, onu da isim yanlışlığından dolayı, gençlik kotasında eksik olduğumuz tek bir yer Çamlık Mahallesi'dir. 6 tane genç arkadaşımızı yazmamız gerekirken 5 tane arkadaşımızı yazmışız. Zaten çok da önemli değil. Hani genelgeden dolayı o da düşecekti zaten kazansaydı. Ona da saygılı olacaktık. Ama diğer mahallelerin tamamında genç arkadaşlarımız ve cinsiyet kotalarına uyulmuştur. Hisar'da ve Yeni Mahalle'de birer tane arkadaşımız 31 yaşından gün aldığı gerekçesiyle ilçe başkanlığı tarafından delegelikten düşürülmüştür. O konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Dün Ankara'da yapmış olduğumuz görüşmelerde 2 gün önce oradaki bilginin yanlış olduğu, yani bize gönderilen listelerde yıl var, gün yok. 93 diyor mesela. 93, 2003, 2013, 2007, 30 yaş. Biz bunu baz aldık. Esasının ve doğrusunda o olduğu söylendi. Aslında o iki delegenin de düşmemesi gerektiği söylendi. Ama ben ilçe başkanlığının kararına saygılı olduğum için itiraz etmeyeceğiz bu sürece. Yani bu işi daha da fazla germenin de bir anlamı yok. Bir de şu var. Yeni mahalle ile ilgili biz orada itiraz ettik mi gibi bir söylemi oldu. Arkadaş 55 tane fark atmışız. 45 tane, 55 tane kotalara uymuşuz. Neyine itiraz edeceksin ki? Ortada bir usulsüzlük yok. Seçime girmişsin, kaybetmişsin. Neyine itiraz edeceksin? Biz senin, yani Efeler'de kotalara uysaydın biz neye itiraz edecektik? Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmamış bir şeyler üzerinden oluyormuş gibi bir algı yaratmak olabilir mi? Yani bizim zaten itiraz ettiğimiz yerler bu. Kaldı ki az önce de söyledim. Özellikle dün böyle dikkatinizi çekiyorum sayın basın mensupları dediğim maddeyi gerçekten il başkanlığı yazdı. Genel merkez gerçekten bunu, yani bizim itirazımız buna yönelik olsaydı bu üç mahallede seçimin iptali söz konusu olacaktı. Ama bizim derdimiz seçimlerin iptal edilmesi, olayların daha da gerilmesi falan değil. Yani bir şuradan 6 ay sonra yerel seçim sürecinde hep beraber çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak, kalsın diye tekrar uğraşacağız. Bizim derdimiz bir kaos ortamı yaratmak falan asla ve asla değil. Biz hakkımızı arıyoruz. Doğrular yapılsın istiyoruz. Doğrunun peşinden gidelim istiyoruz. Bu özeti bu. Teşekkür ederim.